Merhaba gençler, zemin mekaniği derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz modifiye proktör deneyi. Bu derse başlamadan önce standart proktör deneyi dersimizi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu deneyin yapılışından daha çok standart proktör deneyi ile arasındaki farklar üzerinde duracağız. İç çapı 101.6 mm, yüksekliği 116.43 mm olan şu solda gördüğünüz 944 santimetre küplük bir kalıp kullanıyoruz. Bu kalıp standart proktör deneyinde kullanılan kalıptır. Yani kalıp bakımından bir fark yok. Peki fark nerede? Bu kalıbın içine değişik su içeriklerinde nemli zemin numunesi 5 tabaka halinde. Bu ilk fark. 4,5 kilogramlık tokmak. Şimdi bu solda görülen tokmak, şu kısa boylu tokmak. Standart proktör deneyinin tokmağı ağırlığı 2,5 kilogram. Hemen sağ tarafında yer alan şu uzun tokmak ağırlığı 4,5 kilogram. Standart proktör deneyinde kullanılan tokmak 305 mm'den düşüyordu. Sağ tarafta yer alan modifiye proktör tokmağı 457 mm'den düşü sağlıyor. Burada görülen şu 1, 2, 3 fark. Modifiye proktör deneyinin standart proktör deneyinden farkları oluyor. Modifiye proktör deneyi şurada sağ tarafta gördüğünüz 4,5 kilogramlı tokmağın 457 mm'den düşü sağlayarak 5 tabaka halinde ve her bir tabakaya 25 vuruş gelecek şekilde zemin numunesinin şu 944 santimetre küplük kalıba yerleştirilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor. Buraya kadar standart proktör deneyi ve modifiye proktör deneyi arasındaki farkları anlatmış oldum. Şunu da not olarak söyleyelim. ASTM'de C tipi olarak belirlenen yeni bir deney türü var. Burada standart ve modifiye proktör deneyi kalıplarında normalde kullanılan kalıp şu solda gördüğünüz kalıp ama ASTM'nin bu yeni C tipi deney standartında sağ tarafta görülen iç çapı 152 mm, yüksekliği 127 mm olan büyük kalıplar kullanılmaya başlandı. Hacim 944 cm3'den 2300 cm3'e çıkmış oldu. C tipinin ikinci farkı şurada görülen ifadede yazıyor. Standart proktör deneyinde 3 tabaka halinde her tabakaya 25 vuruştu. Modifiye proktör deneyinde de 5 tabaka halinde 25 vuruş olarak zemin numunesi 944 santimetre küplük kalıba sıkıştırılıyordu. C tipinde kalıp büyüdüğü için 5 ve 3 tabakaya 25 vuruş değil de bu sefer 56 vuruşla büyük kalıba ıslak zemin numunesi sıkıştırılıyor. Evet, şimdiye kadar standart proktör deneyiyle ve modifiye proktör deneyiyle alakalı bazı şeyler söyledik. Bunu gelin bir tablo altında özetleyelim. Standart proktör deneyi ve modifiye proktör deneyinin A, B ve C tipi olmak üzere 3 tane tipi bulunmakta. A tipini mi, B tipini mi, C tipini mi, hangisini tercih edeceğimiz nasıl belirleniyor? Bakınız altta kullanım denen bir satır bulunmakta. No 4 elek, 3 bölü 8 inçlik elek ve 3 bölü 4 inçlik eleğimiz var. Laboratuvara gelen malzemeyi A tipinde mi kullanacağız? Hemen No 4 elekte eliyoruz. No 4 elekte kalan kısım bu eleme işlemine tabi tuttuğumuz kısmın %25'inden az ise A tipini kullanabiliriz. Eğer fazla ise A tipini kullanamayız. O zaman B tipine geçiyoruz. 3 bölü 8 inç, bakınız No 4 eleğin açıklığı 4.76. Bunun bir üst eleği 3 bölü 8 inç ya da 9.51 mm açıklıklı elek. Eğer bu şartı sağlayamıyorsak, yani A tipindeki şartı sağlayamıyorsak, bu sefer B tipinde daha büyük bir elekten eleme yapacağız. 3 bölü 8 inç, 9.51, No 4, 4.76 mm açıklığı vardı. Bu sefer daha büyük bir elekte eleyoruz.
ve bu elekte kalan malzeme %25'ten küçükse B tipini kullanabiliriz. Eğer bunu da sağlayamıyorsak C tipi denilen standart proktorun 3. tipine geçeceğiz. Bakınız eleğimiz yine büyüdü. 3/8 inçin açıklığı 9.51 iken bir üst eleği 3/4 inçin açıklığı 19 mm. Yani daha büyük bir elekte eliyoruz. Bu elekte kalan miktar eğer %30'dan az ise C tipini kullanıyoruz. Demek ki benim A mı B mi C mi tipini belirleyeceğim. Laboratuvara gelen malzemenin aslında büyüklüğü beni etkiliyor. Daha küçük elekten eliyorum, biraz daha büyütüyorum, biraz daha büyütüyorum. Hepsinde şuradaki sınır değerleri sağlayıp sağlamama göre A tipini, B tipini veya C tipini kullanabiliyorum. Modifiye proktör deneyine bakıyoruz. Yine A, B, C olarak 3 tane tipi var. Ve yine bakınız No 4 elek, 3/8 inç elek ve 3/4 inçlik elek görülüyor. Yine standartlarımız var bakınız. %25'ten küçük olması lazım A tipini kullanmak için. B tipi modifiye proktör deneyi için %25'ten küçük olması lazım. 3/8 inçten elediğimiz malzemede kalan miktar olarak. C tipi için de 3/4 inçlik elek, bakın şu elek, %30'dan küçük ise C tipini kullanıyoruz. Demek ki benim laboratuvara gelen malzemeyi bir eleme işlemine tabi tutacağım. Önce bakınız No 4 elekten eleyeceğim. Bu şartı sağlayıp sağlamadığına bakacağım. Eğer sağlıyorsa A tipini diyeceğim. Bir sonraki elek 3/8 inçlik elekte eleyeceğim malzemeyi. Bu şartı sağlıyorsa B tipi diyeceğim. 3/4 inçten eleyeceğim. Ve yine diyeceğim ki %30'dan küçük mü, eğer bu şartı sağlıyorsa C tipindeki standart sayıları kullanacağım. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam bu C tipine de uymadı. Yani ne demek bu? Şunu sağlayamadık hocam. 3/ yani 19 milimetrelik 19 milimetrelik elekte eledim ve şu şartı sağlayamıyorum. Artık şöyle diyebiliriz. Standart proktör veya modifiye proktör deneyiyle artık ne yapamaya çocuklar? Bize gelen malzemeyi proktör deneyine tabi tutamayız. Bu malzeme biraz büyük bir malzeme. Aslında mantıken de öyle olacak. Çünkü bakın şimdi ben size elek yüksekliklerini tekrar göstereyim. İç çapı 101.6, yüksekliği 116. Yani yaklaşık 120 mm. Bakın şimdi 120 mm, eğer bunun yüksekliği 120 mm ise 3/4 inçte ne kadar çocuklar boyutu bunun? 19, yani 20 mm. Yani bundan sadece şöyle 6 tane sığar buna yani. Böyle 6 tane tanenin bulunduğu bir kısım için bu deneyi yapmak mantıklı mı? Çünkü niye? Bu hacimde 6 tane büyük malzeme gelse siz buradan uygulayacağınız enerji şu aradaki küçük danelere aktarılmaz. Yani boşuna yaparsınız bunu. O yüzden diyor ki size bunun üzerine, yani şu 20 milimetrenin üzerinde, yani 3/4 inçin üzerinde fazla malzeme olmasın. Çünkü zaten senin kalıbın yetmeyecek buna yani. Anlatabildim mi acaba? Şöyle devam edelim. A, B, C tipinin bakınız şuradaki eleklere göre seçildiğini, bu eleklerde kalan malzemelerin oranlarına göre seçildiğini söyledim. Bakalım bu A, B, C'lerde farklı bir şey var mı? Onu da bir inceleyelim. Standart proktör kendi içinde değerlendirelim. Modifiye proktörü da kendi içinde değerlendirelim. A'ya bakıyoruz. 305, 305, 305. Bir tokmağımız vardı. Standart proktör tokmağı vardı. Ağırlığı 2,5 kilogramdı. Ve bu 300, yani 305 milimetreden düşüyordu. A, B ve C tipinde bakınız onda herhangi bir değişim yok. Kalıp çapını atlıyorum. Hani kalıp çapından zaten hacime döneceğim için, yani hacim de buna bağlı olduğu için doğrudan hacimlere odaklanayım. Yani benim kullandığım kalıpların hacmine. 944 cm3, 944 cm3, yani bir önceki slide'de gösterdiğim şu şuradaki kalıp 944 cm3 olan. Hemen yan tarafında bakın C tipi için kullandığımız 2300 cm3'lük kalıbımız var. Şunun hacmi biraz daha fazla demiştik. 2300 cm3. Bununki de 944 idi. Demek ki benim A ve B tipinde kalıplarda bir değişim yok. Ama şöyle göstereyim.
C tipinde, bunu konuşmuştuk bir önceki slide'ın not kısmında, ASTM'de bu C tipi kalıbın büyütmesiyle oluşuyor demiştik. 2300 cm, yani büyük kalıp kullanacağız yani. Demek ki ABC tipindeki standart proktörün altındaki ABC tipindeki ilk farklılaşma nerede oluyormuş? İlk farklılaşma işte burada oluyor. Kalıp hacminde C tipinin hacmi, kalıp hacmi biraz daha yüksek, hatta daha çok yüksek. Diğerlerinki daha küçük. Tabaka sayısına bakalım. 3, 3, 3. Bunda bir değişim yok. Peki bu tabakalar, yani her bir tabakaya 2,5 kilogramlık tokmak 305 milimetreden kaç defa düşecek? Bakınız 25, 25, evet. Bir diğer farklılaşma, yani C tipinin farklılaşması hem kalıbın hacminde hem de her bir tabakaya gelecek olan tokmağın düşüş sayısı da 25'ten 56'ya çıkacak. Bu esnada bizim zemine, yani şu kalıbın içindeki zemine uyguladığımız enerjiler 600, 600, 600 kilonewton metre bölü metreküp, yani 1 metreküplük. Tabi burası 1 metreküp malzeme almıyor ama 1 metreküpte bu verilen enerji, yani 3 tabaka halinde 25 vuruş her tabakaya 305 milimetreden düşüyor. 2,5 kilogramlık bir tokmak. Bunun bu kütleye verdiği enerji 600 kilonewton metre bölü metreküp olarak ifade ediliyor. Buradaki mantık silsilesini gelin şimdi modifiye Proctor deneyine de taşıyalım. A, B, C tipi vardı. Ne demiştik? Standart Proctor'dan modifiye Proctor'un ilk farkı daha büyük bir tokmağın kullanılmasıydı. 2,5 kilogramlık tokmak, bakınız 4,5 kilograma çıkıyordu modifiye Proctor deneyinde. A, B, C 3 tane tipi vardı. Bunların hepsinde de aynı tokmak kullanılıyor. Bu tokmağın düşüş yükseklikleri 457 mm, 457 mm, 457 mm. Demek ki modifiye Proctor'un 3 tipinde de, ABC tipinde de aynı yükseklikten düşme var. Kalıp çapını yine atlayayım. Doğrudan kalıbın hacmine odaklanayım. 944, 944, evet. C tipinin ilk farkı, bakınız, standart Proctor'daki C tipiyle aynı yerde, modifiye Proctor'da C tipi daha büyük bir kalıbımız vardı ya, o kalıbı kullanacağız. No 4, 3 bölü 8 inç, 3 bölü 4 inç. Bakınız bunlarla aynı. Burada bir değişim yok. 5, 5, 5. Modifiye Proctor'un standart Proctor'dan farkı tabaka sayısı. Yani bizim şu kalıba yerleştireceğimiz zeminleri kaç tabakada dolduracaktık? Standart Proctor deneyinde 3. Modifiye Proctor deneyinde 5. Ama ABC tipinde değişmiyor bu. Hepsi 5. Tabaka başına düşen darbe sayısı, yani tokmağın her bir tabakayı kaç adetle sıkıştıracağı, 25, 25 ve 56. Bakınız değeriyle aynı. Standart Proctor'da hacim farklıydı, yani kalıbın hacmi farklıydı. Her bir tabakaya olan düşüş sayısı farklıydı. Burada da aynı mantık varmış. 2300 cm3'lük büyük kalıp kullanılıyor ve 5 tabaka halinde 56 vuruş. Demek ki C tipinin farkı burada da aynıymış yani. Tabii şimdi standart Proctor'a göre farkları var ama kendi içinde konuşuyoruz yani. Peki verilen enerji de çocuklar, bakınız 2700, 2700. Niçin? Takdir edersiniz ki bakınız daha ağır bir tokmak var. Daha yüksekten düşüyor. Artı 3 tabaka değil de 5 tabaka halinde sıkıştırılıyor. Gördüğünüz gibi bu fazla bir enerji demek. Yani 600'e göre daha yüksek bir enerjiyle sıkıştırıyorsunuz. Bu enerji seviyesi diğerinde 600 iken burada 2700 kilonewton metre bölü metreküplük bir enerjiyle sıkıştırıyorsunuz. Fazla enerjiyle sıkıştırıldığı için bir sonraki şeyde göreceksiniz daha fazla kuru birim hacim ağırlık elde edeceğiz. Yani enerjinin fazla olması iyi bir şey. Aklımızın bir kenarında bu dursun. Çünkü bunu ileride yine konuşacağız. Böylece standart Proctor deneyiyle modifiye Proctor deneyinin kendi içinde ve kendileri aralarında, yani ABC tipi olarak düşündüğümüz zaman ve standart ve modifiye Proctor olarak düşündüğümüz zaman farkları ortaya koymuş olduk. Şöyle yine ekranımı temizleyeyim. Aklımıza gelecek sorulardan bir tanesi nedir çocuklar? Hocam şimdi bana gelen bir malzeme var şöyle. Geldi. Laboratuvara geldi bu malzeme. Dediler ki bundan bir mühendislik dolgusu yapacağız. Veya bir alt temel yapacağız. Veya bir temel tabakası yapacağız. Bu malzemeye
Standart proktor mu yapacağız yoksa modifiye proktor deneyim yapacağız? Aklımıza gelecek olan ilk soru budur, değil mi? Peki bu sorunun cevabını hemen bir konuşalım. Şimdi bakınız çocuklar, eleklere, yani hocam ben No4'ten eleyeyim, şu kadar kalırsa, bakınız o bizi tipik, aslında bizim cevabımız olmuyor. Niye olmuyor? Bakınız bunda da No4 var, modifiyede de No4 var. Farklı bir elek olsaydı o zaman bunu konuşabilirdik. Yani hocam ben şu elekten elerim. Eğer şu oranda farklıysa standart kullanırım. Farklı değilse modifiye kullanırım filan. Ama bakın ikisi de aynı. No4, No4. 3/8 inç, 3/8 inç. 3/4 inç. 3/4 inç. Bunlar aynı. Bakınız değerler de aynı. Yani doğrudan gelen malzemeyi bir elekten elemeyle bunun standart proktor mu ya olduğunu yoksa modifiye proktor mu olduğunu pek anlayamıyoruz. Ama aklımızın bir kenarında da şu dursun. Şimdi standart proktor deneyi şöyle bir deney. Bakın buraya verilen enerji ne kadar çocuklar? 600. Diğerinde bakın yine aynı kalıplar vardı. Bakınız kalıpları tekrar size göstereyim. 944, 944, 2300. 944, 944, 2300. Diğerinin kalıbı da aynı. Modifiyenin yani. Tamam, ABC tipinde biraz değişim oluyor ama ikisinde de aynı kalıpları görüyorsunuz yani. Bunda da 2700. Şimdi bu iki tane deneyde, yani standart uyguladığımız zaman şu 2700, yani modifiye uyguladığımız zaman, yani daha büyük bir enerjiyle tıkıştırdığımız zaman modifiye oluyor. İşte buradaki bu iki arasındaki fark, yani 600-700, bu neyi gösterir size? Aslında sizin kullandığınız ekipmanın verdiği enerjiye bakacaksınız. Sizin eğer ekipmanınız o kadar büyük bir enerjiyle sıkıştırma yapamıyorsa o zaman standart proktörü kullanabilirsiniz. Çünkü malzemenin büyüklüğünden ben bu ikisi arasındaki hangisini kullanacağımı pek göremiyorum. İkisi arasındaki en büyük, yani farklılaşma nerede diye baktığım zaman enerji seviyelerini görüyorum, bakın şurada. 2700, 600. Diğerleri hep 2700 modifiye. Standart proktörde hep 600. O zaman diyeceğim ki benim makinem eğer büyük bir enerji, yani 2700'e kadar bir enerji verebiliyorsa, o zaman diyeceğim ki ben modifiye proktör kullanayım buna. Ama eğer benim kullanacağım sıkıştırma, yani silindir, daha hafif bir silindirse, fazla bir enerjiyle sıkıştıramayacaksam bunu, o zaman da standart proktör kullanmak daha mantıklı geliyor. Şöyle bir şey de duyabilirsiniz, onu da söyleyeyim. Hocam işte standart proktörü biz genellikle hocam kilde ve silt gibi ince malzemelerde kullanıyoruz. Modifiye proktörde kum ve çakıl gibi malzemelerde kullanıyoruz diye duyabilirsiniz. Bu da geçerli bir şeydir, onu söyleyeyim. Ama buradaki aslında en büyük fark şuradaki sizin malzemeyi sıkıştıracağınız enerjiyle alakalı. Ben olsam kullanılan ekipmanın enerji seviyesine bakarım. Yani 600'ü geçemiyorsanız siz standart proktör yapın. Eğer sizin vereceğiniz enerji, makineyle vereceğiniz enerji 600'den büyük, 2700'e yakınsa, o zaman da modifiye proktörü kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Ama dediğim gibi bu kil ve hocam şöyle bir şey duyarsınız, yani dediğim gibi kil ve silte standart proktör yapılır. Kum ve çakıl daha iri malzemeye de modifiye proktör yapılır diye duyarsanız da şaşırmayın. Yanlış bir şey de değil, onu da söyleyeyim. Çünkü bakınız deneye giren malzemeleri zaten görüyorsunuz çocuklar. Burada bunu tercih ettiğiniz fark etmez yani. Burada aklımızın bir kenarında kalsın. Yani ben olsam enerji seviyelerine odaklanırım. Ona göre deney tercihini yaparım. Aklımızda kalsın. Tabii kendi deney sadece bu standart mı yoksa modifiye proktör mu yapacağınızla alakalı. ABC için bakınız şuradaki 3 tane elekteki sınırlar kullanılmak zorunda. Aklımıza gelecek olan sorulardan bir tanesi de şudur. Hocam şuradaki son tipte mesela hani buradan bu tarafa doğru gittikçe daha iri oluyor. Daha büyük elekte bir sınır kalmış. Daha küçük elek bu. Bu da en küçük elek delenmiş. O zaman ben bu sınırda sağlayamıyorsam nedir o zaman? O zaman çünkü demiştim ki burada proktör deney yapmak mantıksız. Bununla alakalı size, yani hocam benim tamam mantıksız geliyor ama bana da illaki sıkıştırma isteniyor. Burada bir ne bileyim birimacım ağırlık isteniyor. Bunu nasıl bulacağım? Bununla alakalı kaya dolgularının sıkıştırılmasında size bir yöntem söyleyeceğim.